Kıymetli arkadaşlar, merhum Kani Karaca Üstad'ın sabah ezanında yapmış olduğu çeşnileri ve yine başka hocalarımızın da sabah ezanlarında yapmış olduğu çeşnileri kanun üzerine sizlere anlatarak faydalı olmaya çalışacağız inşallah. En azından sabah ezanlarında sabah başlayıp sabah bitirmek yerine bu çeşnileri de kullanabiliriz. Belki de çoğunu kullanıyorsunuzdur ama en azından hangi makamları uyguladığımızı buradan bilelim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Sabahı oturtuyoruz iyice. Şimdi değiştiriyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Burada sabah buselik dediğimiz, yani sabah başlayıp buselikle karar vermiş oluyoruz. Sabah buselik makam oluyor. Devam ediyoruz. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Burada dügah dediğimiz bir makamı icra ediyoruz. Yani sabaha başlayıp eski hocalarımızdan, bizim Neyzen Ekrem Vural Allah rahmet eylesin hocamızdan duyduğumuz ve o da yine eski hocalardan duyduğu kadarıyla tasavvuf müziğinde kullanılan şekliyle sabaha başlayıp dügah perdesi, karar perdesinde segah makamıyla bitiriyor. Ama nazariyatta bu farklı şekilde anlatıldığı da, yani yegah üzerinde neveserle bitirildiği, devam edildiği, çeşniler yapıldığı falan görülüyor. Yani bizim klasik musikimizde öyle kullanıldığı da var ama bizim tasavvuf müziğinde kullanıldığına baktığımız zaman özellikle sabaha başlayıp karar perdesi, dügah perdesi üzerinde segahla bitiriliyor. Hayya alas salâh. Yukarıdaki perdeler özellikle Şevkefza bölgesi diyoruz. Her zaman sabah ezanında tatlı bir his uyandırabilir. Bu bölgeleri de kullanabilirsiniz. Hayya Burada da bestenigâr makamını icra ediyoruz. Sabaha başlayıp karar perdesine doğru giderken Irak perdesi üzerinde segahla bitiriyoruz. Dügah neydi? Dügah vardı, perdesi üzerinde segahla bitirmekti. Bestenigâr ise Irak perdesi üzerinde segahla bitirmek. Ama biz tamamen bitirmiyoruz ki segahla, çünkü hayal el felaha girerken bu sefer ev iç açmayla gibi böyle bir durumla karşı karşıya kalmayalım diye tekrar sabah makamına dönerek böyle bitirmiş oluyoruz. Yani şunu demek istedim. Hayya alessalâh diye bitirir isek, o sefer de hayal el felâh. Hayya alel felâh diye böyle bir ev iç açma hissi uyandırabilir. Onun için ne yapıyoruz? Hayya alel salâh.
diyerek sabahaya tekrar çeviriyoruz. Hayya alel felah. Hayya alel felah. Sabah zemzeme dediğimiz makamı icra ediyoruz. Sabah makamı dolaştıktan sonra kürdi olarak karar verdiğimiz zaman sabah kürdi de derler ama sabah zemzemedir genelde ilahilerde, eserlerde geçen. Onu da icra ettikten sonra artık sabahdan çıkıyoruz. Çünkü mana bakımından artık ey inananlar namaz uykudan hayırlıdır diye böyle artık böyle şimşek gibi bir his uyandırsın diye. Onun içindir ki sabahı bırakarak hemen burada Hüseyin'i ve daha sonra da Hüseyin'i'den karar verirken Dilke Şaveren'e çevireceğiz. Es-salâtu hayrun minennevm. Es-salâtu Dilke Şaveren. Yani Hüseyin'i yaptıktan sonra Irak perdesi üzerinde segahla bitirirsek Dilke Şaveren oluyor. Sabah yapıp Irak perdesi üzerinde segahla bitince Bestenegâr oluyordu. Onu da hatırlatalım. Şimdi tekrar Allahu Ekber. Sabaha dönüyoruz. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Burada da acaba şuradan hafif bir his uyandırarak hemen arkasında tekrar sabahıyla bitiriyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun.